Bir yandan da bu konuda o bir oda, dernek, yönetim onlar da var. Onlara da bir kez daha seslenelim. E, farklı konularda kamuoyunda kendilerini çok görüyoruz. Bu konularda da görelim. Bu değişim saati çilesini bir bitirsinler. Herkes aynı saatte araç değiştiriyorum demesin. Bazen zaten o sadece bahaneye de dönüşüyor. Yani İstanbul'da 2 ile 3 arası, 3 ile 4 arasında kimse taksiye binemeyecekse bari o saatler özel başka şeyler yapılsın. Onlara da çözüm geliştirilsin. Çünkü farklı yerlerde ne kadar e, yüksek sesle şeyler söylenebildiğini gördük. Ama mağdur olunuyor, mağdur ediliyoruz. Herkes keyfine de taksiye binmiyor. Buradaki taksi teyzemiz hastaneye yetişmesi gerekiyor ama gidemiyor. İşte büyük sorun. Kim nasıl çözecek? Açıkçası merakla bekliyoruz. Burada da yine bir pazarlık oluyor ama taksici gideceği mesafeyi beğenmiyor söylendiği kadarıyla. Ondan sonra o hareket edince de almadığı yolcu onun tamponuna vuruyor. Daha sonra o birkaç metre gittikten sonra durup geri geliyor. Tartışma zaten öyle tartışma diyecek boyutta değil çünkü doğrudan kapışmaya dönüşüyor. Devamında da dakikalarca süren benim gördüğüm kadarıyla 3-3,5 dakika bir dayak hali söz konusu. Son hamlede ise yolcu ters bir şekilde düşüyor kafasını da kaldırıma çarpıyor. Ardından da zaten hastanede ölüm hadisesi gerçekleşiyor. Buna bir Ayrımı ayrıcı koymakta fayda var. En başta ev hapsine çarptırıldığı bilgisi vardı çünkü o dakikalar itibariyle hastanede yaralı olduğu için böyle bir önlemi mahkeme almış ama devamında vefat gerçekleşince işin boyutu tabii ki değişti. Taksiye almadı, darp ederek ölümüne sebep oldu. Faslı Jamal Dumani 57 yaşındaydı. İstanbul'da yaşıyordu. Beyoğlu'ndaki gece kulübünde bodyguardlık yapıyordu. Pazartesi günü gece kulübünden sabah saatlerinde çıktı. Taksiye binmek istedi. Mecidiyeköy'deki evine gidecekti. İddiaya göre kısa mesafe diye taksici almadı. Faslı adam da taksinin arka tamponuna vurdu. Taksici bunun üzerine araçtan inip boğazını sıktı, tekme tokat saldırdı. Dahası iterek yere düşürdü. Bir kapıda böyle vurdum, o şoförün o geldi böyle vurdum yani kafaya düştü yani. O kan akıyor zaten, o masaj yaptı sonra yani kalp çalıştı. Çevredekiler araya girip onları ayırdı ancak kavga başka bir noktada yine devam etti. Taksici peşinden giden Faslı adamı tekrar darp etti. Yine yere düşen Faslı başını yere vurdu, ağır yaralandı. Beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırıldı. Kaçan taksici yakalandı, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kasten yaralamadan işlem yapıldı, adli kontrol şartı uygulanarak ev hapsi cezası verildi. Benim Türkiye'de güveniyorum. O yüzden benim şu anda şey istiyorum, benim işini hak sadece istiyorum. Bu kadar yani. Faslı adam Taksim ilk Yardım Hastanesi'nden avcılardaki hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Faslı adamın eşi Fatıma Krip, zanlıdan şikayetçi oldu. Taksici hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı. Yolcunun ölmesiyle soruşturma adam öldürme suçuna çevrildi. Fatih Teyze Efendim, bir taksi beri, sonrasında da biraz önce gördüğünüz tanıtımını yaptığımız o diğer taksi. Burada hayli yaşlı ve hasta bir teyzemiz var. Yanında da bir refakatçisi ve taksiye binmeleri gerekiyor. Ama maalesef alışkın olduğumuz şekilde iyilerini yine tenzih edelim. Bu işi meslek olarak gören kendileri gibi iyi iş yapmayanları zaten en çok eleştiren gerçek taksicileri bir kenara ayırdığımızda vicdanı olmayanlar da maalesef İstanbul caddelerinde her gün dönüp dolaşıyorlar. Para kazanıyorlar. Hak etmedikleri kadarını kazanmak için bizi almıyorlar. Turist avlamaya çalışıyorlar. Maalesef bu tabirleri kurmak hiç istemezdim ve onlar üzerinden onları bir şekilde dolandırarak paralarını daha çok kazanmaya çalışıyorlar. Böyle bir kazancın bereketi olur mu, hayır olur mu herkes kendi karar verecektir ama artık bir şekilde birilerinin dur demesinin gerekliliği sadece bu teyzemizin orada dakikalarca beklediği halde, izah edildiği halde alınmayan taksiciler sorununun çözülmesi gerektiğini anlatıyor efendim. Yaşlıydı ve hastaydı. Ayakta zor duruyordu. Yürümesi için koluna girdiler ama taksiye bindiremediler. Çünkü taksiciler durup onu almadı. Bahane belliydi. Değişim saati. Beyefendi neden yol almıyorsunuz? Hasta ya. Saatim doldu diyor. Ya hepinizin ya. mi saati doldu Ondan ya? Hepsini de değişime, gidiyor. bak, de... değişime gidiyorsunuz beş, ya. Bak, üçte, üçte gerçekten değişim var. bak kadın rahatsız Abi. ya. Yer Fatih Haseki Caddesi. Yaşlı kadınla yanındaki kadın kaldırımda ayakta uzun süre taksi bekledi. Yaşlı kadının hastaneye gitmesi gerekiyordu. Ne zamandan beri buradasınız taksiler sizi almıyor? Ne diyorlar arkadaşım size? Değişim saati, değişim saati. miş olsun teyzemin neyi var? Teyze hasta hemen öbür hastaneye yetişmemiz lazım pandemi için. Ha kim salmıyor sizi? Maalesef. Sonunda şoförlerden biri durdu, kadınları taksiye aldı. Meslektaşlarına da tepki gösterdi. Ne abi ne söyleyeyim ki? Ne bileyim, çok Söyleyecek çok bir şey yok. Herkes işini düzgün ciddi. yapsın.